Merhaba, ben diyetisyen Sıdıka Kantar. Kanalıma hoş geldiniz. Zayıflama sürecinde diyetinize ekleyebileceğiniz, metabolizmanızı hızlandırabilecek, iştah ve kan şekeri kontrolüne yardımcı, üstelik uzun süre tokluk sağlayabilecek süper besinlerden bahsedeceğim. Hadi kanalıma abone olarak, bildirimleri açarak izlemeye devam edin. Genelde kendi kendine diyete başlayan çoğu kişi besinleri kısıtlar ve daha az yemeye çalışır. Bu durum ilk başlarda kilo kaybı sağlasa da belirli bir süreden sonra metabolizma hızının yavaşlamasına, kas kaybına ve diyeti bırakma aşamasına doğru ilerler. Bazı yiyecekleri sınır dışı bıraktığımızda onlara karşı olan arzumuz daha da artar. O yüzden vücut ağırlığınızda azalmayı görmek için kalıcı çözümlere odaklanmalı ve uzun süre uygulayabileceğiniz beslenme modelini yaşam tarzınıza adapte etmelisiniz. Kendi beslenmem olsun veya danışanlarımın beslenmesi olsun, bu süreçte çeşitliliğe önem veririm. Ancak öyle besinler vardır ki zayıflama sürecinde önemi bilinmeli ve tüketimi arttırılmalıdır. Bu bahsedeceğim besinlerden ilki mercimek, kuru fasulye, nohut yani kuru bakliyat ailesidir. Bol miktarda lif ve protein içerirler. Düzenli baklagil tüketimi daha düşük vücut ağırlığı ve bel çevresiyle ilişkilendirilmiş yapılan bir çalışmada hem vücut ağırlığı hem de genel sağlığımız için bakliyatlar olmazsa olmazdır. Biz mutlaka haftada 2-3 kez bakliyat tüketimini öneriyoruz. Bu süreçte günde bir bardak kefir tüketmek sağlığınıza sağlık katacaktır. Kefir güçlü probiyotik içeriğinin yanı sıra düzenli tüketildiğinde kilo vermenize yardımcı olabilir. Kemik sağlığını destekleyebilir ve sindirimi kolaylaştırabilir. Bu sağlıklı içeceği her gün tüketemiyorsanız bile mutlaka haftada 3-4 kez ara öğünlerinize veya kahvaltınıza ekleyebilirsiniz. Çörek otu faydaları saymakla bitmeyen ve mutlaka evinizde bulundurmanız gereken ve beslenmenizde yer alması gereken süper bir tohumdur. Çörek otu kan şekerimizi dengelemeye ve sindirime yardımcıdır. Ayrıca kolesterolü düşürmeye de yardımcı olabilir. Düzenli olarak tüketildiğinde de bağışıklığımızı destekler. Çörek otunu kahvaltıda peynir, zeytin veya söğüş sebzelerinizin üzerine ekleyerek veya yumurtanızın, haşlanmış yumurtanızın üzerine ekleyerek tüketebilirsiniz. Ya da zayıflama sürecini hızlandırmak istiyorsanız kefirinizin içerisine bir çay kaşığı kadar ekleyerek de tüketebilirsiniz. Bir diğer süper besinimiz ise yulaf. Değerli bir tahıldır. Diğer tahıllara göre daha yüksek miktarda protein ve lif içerir. Bazı önemli vitamin ve minerallerle birlikte yapısında beta-glukan isimli bir madde içerir. Bu madde sayesinde de bağırsaklarımızın çalışmasını düzenler, kan şekerini düzenlemeye ve kolesterolü düşürmeye yardımcı bir tahıldır. Yulafı kilo kaybı, kilo kontrolü veya kilo alma gibi hangi süreçlerde olursanız olun bedeninize sağlık katmak için kullanabilirsiniz. Bu süreçte protein çok önemli. Yağsız et, derisiz tavuk göğsü, balıklar, özellikle somon, yumurta gibi kaliteli protein kaynaklarını kullanmalıyız. Proteini yüksek besin ve öğünler tüketmek, metabolizma hızının artmasının yanında tokluk hissini de arttırarak porsiyon kontrolü sağlamanıza yardımcı olacaktır. Gelelim süper içeceğimize. Yeterli su içmek, vücudumuzdaki tüm emilim, sindirim gibi olayların sorunsuz bir şekilde ilerlemesinde önemlidir. Bu süreçte yeterli su alırsanız metabolizmanız hızlanır, tüm ödem ve toksinlerden arınırsınız. Yeterli su içmek zayıflama sürecinizi hızlandıracaktır. Son olarak zayıflama sürecinde çeşitli beslenmeye özen göstermeli, dengeli beslenmeyi ve sporu yaşam tarzı haline getirmelisiniz. Diyet sürecinde faydasını göreceğiniz süper besinlerden bahsettim. Siz de diyet süreçlerine farklı bir açıdan bakmak, yeni nesil ve en doğru metodu arıyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak destek olabilir ve sorularınız varsa yoruma yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.